May Mecra'daki bugün ilk programımızı çekiyoruz. İnşallah dünya ve Türk sinemasından anekdotlar ve hikayeler anlatacağımız programlar yapacağız. Hadi ilkini anlatalım. Bugün muhteşem bir adamı anlatacağım. İtalyan asıllı Amerikalı aktör Al Pacino. Oynadığınız karakterin görmeyen bir karakter olduğunu öğreniyorsunuz. Arabayı kullanırken trafik polisi durduruyor. Ve siz gören bir insan olarak görmeyen bir adam oynuyorsunuz. Ve orada bir sahnede gören bir adam oynamanız lazım. İnanılmaz bir oyunculuk. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Şaka oğlum şaka, gel. Başka bir şey anlatacağım, gel. Ketebe'nin katkılarıyla hazırlanan Böyle Şeyler Filmlerde Olur başlıyor. Veysel der, ismini koymam dilimden, ayrı düştüm vatanımdan, ilimden. Kuş olsan da kurtulmazdın elimden, eğer görseydim gözle seni. Allah'ın bence insanlara verdiği, bahşettiği en önemli duyulardan bir tanesi görmek. Neden Koca Veysel'den bir şiirle başladık programımıza? Çünkü bugün muhteşem bir adamı anlatacağım. Ben Cem Uçan olarak herhalde dünyada hayranlık duyduğunuz ya da çok severek izlediğiniz, en sevdiğiniz aktör kim denilirse çok büyük ihtimalle o 1.67 boyundaki dev adamın ismini veririm. Yani İtalyan asıllı Amerikalı aktör Al Pacino. Çünkü oyunculuğun gücü, sanatın gücü onun metabolizmasında ve bünyesinde o kadar iyi harmanlanmış ki. Bugün anlatacağımız anekdot ve hikaye Kadın Kokusu filminden bir alıntı. Aslında bu film 1974 yılında İtalyan bir yapımcı İtalya'da çekiyor aynı filmi, Kadın Kokusu'nu. Fakat maalesef 1992 yılında Al Pacino'nun oynadığı filmle aynı başarıyı asla yakalayamıyor. Peki neden 1992 yılında çekilen bu film bu kadar kıymetli ve kült bir hale geldi? Şundan dolayı: İnanılmaz zor bir karakter, muhteşem bir hikaye, seyirciyi etkileyecek inanılmaz replikler ve diyaloglar. 1992 yılında filmin yapımcısı ve yönetmeni genç oyuncu Chris Donnell'ı onunla bu film için, yani Al Pacino'nun partnerini oynaması için bir görüşme yapıyorlar. Ona bu filmi teklif edecekler. Arkadaşla buluşuyorlar bir restoranda ve diyorlar ki biz Kadın Kokusu adında muhteşem bir film çekeceğiz. Diyorlar ki filmin başrolünü Al Pacino ile beraber paylaşacaksınız. Tabii çocuk kulaklarına inanamıyor duyduğunda, çünkü Al Pacino'ya o kadar büyük bir hayranlığı var ki, en az benim kadar hayran. Ve Al Pacino'nun ismini söylediğinde yapımcı, tabii çocuk sevinçten havalara uçuyor. Ne demek, hayatındaki onun için en önemli olan aktörle beraber haftalarca aynı sette partner olarak oynayacaklar. Ve dünyanın onun için en büyük keyfi ve şansı. What do you think your friend George would do if he were in your shoes? I'm kind of grow a dick, son. Okuma provaları yapılıyor, işte filmin ön hazırlıkları yapılıyor. Her şey bittikten sonra sete çıkacakları gün geliyor ve sete çıkıyorlar. Fakat çocuk da Al Pacino'nun setteki tavırları ve davranışları çok büyük bir rahatsızlık uyandırıyor. Filmin çekimleri bitiyor, aradan bir zaman geçiyor. Filmin yapımcısı tekrar Chris Donnell'la bir yemek yemek istiyor, bir görüşmek istiyor. Ve görüştüklerinde Chris şunu anlatıyor. Diyor ki, benim ne kadar büyük bir Al Pacino hayranı olduğumu biliyorsun diyor. Kafamda yarattığım, beynimde yarattığım muhteşem bir adam var diyor, Al Pacino gibi. Bunu sen çok iyi biliyorsun diyor, ama ben çok büyük hayal kırıklığına uğradım diyor. Diyor ki hayırdır, ne oldu? Diyor ki ya ben 10 hafta boyunca Pacino ile beraber çalıştık. Ama bu adam ne bana selam verdi, ne bana nasılsın diye hatırımı sordu, ne de benim yüzüme baktı diyor. Yapımcı diyor ki ya böyle bir şey mümkün değil, çünkü ben Al Pacino'yu çok iyi tanıyorum. Mümkün değil diyor, böyle bir şey olamaz. Vallahi diyor, aynısı oldu babacığım diyor, yani biz diyor şimdi anlatıyoruz sana meseleyi diyor. Yani hiç yüzümüze bile bakmadı bizim diyor. Yapımcı Al Pacino'yu arıyor. Ya böyle böyle bir durum olmuş. Hani gerçekten mi bu? Doğru mu bu anlattıkları? Lütfen diyor onu alıp benim evime gelir misin? Bu arada Al Pacino hani böyle dünyanın en büyük aktörü, en fazla para kazanan aktörlerden
aktörlerin en başında gelen bir adam. Mesela Al Pacino dediğinizde insanların aklına hemen şey gelebilir, işte son model arabalar, dünyadaki en pahalı marka arabalar ya da kocaman malikaneler. Ama hayır, öyle değil. Al Pacino kitabını okuduğunuzda da görürsünüz. Onu hayatta oyunculuk gücünü ve hayata tutunmasını, hayatını, bakışını besleyen farklı şeyler var. Bunlar neler? Mesela Al Pacino Los Angeles'ta 90 metrekare bir küçük bir apartman dairesinde köpeğiyle beraber yaşıyor. Diyor ki Al Pacino kitabının yazarı, röportaj için ikna ettikten sonra yanına gittiğimde zile bastım ve megafondan kendisi bana cevap verdi, kim o diye. Aslında ben giderken işte çok büyük bir malikaneye gideceğimi, beni hizmetlerin karşılayacağını falan düşünüyordum. Yukarı çıktığımda diyor, beni içeriye misafir etti. Ayağında bir eşofman ve üstünde bir tişört vardı. Önüme dünden kalma ve yarısı ısırılmış kurabiyelerin olduğu bir tabak koydu ve yine dünden kalma bir filtre kahveyi, daha önce içilmiş bir filtre kahve fincanının içinde kalanı boşalttıktan sonra üstüne tamamlayıp önüme koydu. Böyle bir hayatı var. Kendisine bu sorulduğunda da şunu söylüyor. Ben böyle besleniyorum. Hani benim mesleki anlamda kendi ruhumu besleme şeklim bu. Neyse, yapımcı genç aktör arkadaşı alıyor ve Al Pacino'nun evine gidiyor. Beraber masaya oturuyorlar ve Al Pacino diyor ki, şimdi ne derdin var, bana anlat. Ve çocuk yapımcıya anlattığı şeylerin aynısını Al Pacino'nun kendisine de anlatıyor. Diyor ki, ya ben çok büyük ihtimalle ailemin en büyük ferdi kadar sevdiğim bir insansın. Yani seni hiç tanımamama rağmen bu filmden önce dünyada çok sevdiğim bir aktörsün ve hayatıma adapte etmeye çalıştığım, hem oyunculuk anlamında hem karakter anlamında bir aktörsün. Ve seni o kadar çok seviyorum ki inanamazsın. Beraber çalışma fırsatı bulduğumuzda dünyanın en mutlu adamı oldum. Fakat sete geldikten sonra seninle alakalı bütün düşüncelerim değişti. Bence sen çok egolu bir adamsın ve seninle çalışmak çok zor. Diyor ki, neden, sebebini anlat. Diyor ki, ya biz 10 hafta boyunca kardeş seninle beraber çalıştık. Ama sen 10 hafta boyunca ne sabah geldiğinde bana selam verdin, ne benimle beraber ya da bir başkasıyla beraber sette oturdun, ne de halimizi hatırımızı sordun. Bizimle muhatap bile olmadın yani. Bu nasıl bir ego diyor ya? Biz sana ne yaptık ki yani? I take a flame through to this place, executing his soul. Oyunculuğun, oyunculuk gücünün o muhteşem sihirli sözünü orada çocuğa söylüyor. Diyor ki, evet biliyorum ama bu davranışım sadece seninle alakalı değildi. Fark ettiysen etrafımdaki herkese aynı şekilde davranıyordum. Diyor ki, evet biliyorum, sadece bana değil, herkese. Yani böyle bir ego olamaz. Hayır, ego falan değil diyor. Al Pacino Kadın Kokusu filminde hepinizin bildiği gibi bir körü oynuyor. İşte o büyük sözü söylüyor. Diyor ki, ben görmüyordum. Seni değil, kimseyi görmüyordum. Öyle bir motivasyon, filmin ön hazırlığı başlamadan bir önce aylarca kendi evinde gözlerini siyah bir bantla bağlayıp evin içinde bile görmeden bu filme hazırlanmış. Diyor ki, şimdi bir kere daha düşün geçirdiğimiz günlerden birkaçını, nasıl davrandığımı ve set içinde nasıl hareket ettiğimi. Çocuk böyle bir aklına getiriyor ve diyor ki, o bana bunu söyledikten sonra ben diyor geriye dönük bir hatırlamaya çalıştım. Evet diyor, tuvalete giderken duvarlara tutunarak gidiyordu diyor. Yemek yerken mesela su bardağını masanın üstünde arıyordu eliyle diyor. Çatalı arıyordu diyor. Öyle bir motivasyon ki gerçekten gözlerini görmeyecek bir hale getirmiş. Film o kadar muhteşem bir film ki arkadaşlar. Düşünsenize, gören bir insansınız, çok sağlıklı bir insansınız, bir aktörsünüz. Oynadığınız karakterin görmeyen bir karakter olduğunu öğreniyorsunuz. Ama bir insanı oynayacağınız için aylarca bunun altyapısını ve hazırlığını yapıyorsunuz. Ve sonra oynadığınız filmin içerisinde bir sahne var. Chris'le beraber, bu genç aktör arkadaşla beraber. Al Pacino hayatında en çok istediği şey bir spor araba, son model bir spor araba kullanmak. Ve bu arabayı kullanırken çocuk ona tarif ediyor, sağa dön, sola dön falan böyle. Arabayı kullanırken trafik polisi durduruyor bunları. Ve siz gören bir insan olarak görmeyen bir adam oynuyorsunuz. Ve orada bir sahnede gören bir adam oynamamız lazım. Bana göre dünyanın en zor karakterlerinden bir tanesi. İnanılmaz bir oyunculuk. Sektörde olan ya da sanata, aktörlüğe, oyunculuğa ilgi duyan arkadaşların kesinlikle bunu, bu filmi, dediğim gibi film izlemesi değil de okuması yapmaları gerekiyor. Çünkü bu bitirme tezi gibi bir film. Çok yakışıklı bir adam olmanıza gerek yok. Çok uzun boylu, boylu postlu bir adam olmanıza gerek yok. Bunlar dünyadaki hiçbir şeyin göstergesi değil. Dünyadaki hiçbir şeyin karşılığı değil. Dünyadaki en önemli şey, hangi işi, hangi sektörde olursanız olun, yetenek. Ne iş yapıyorsanız yapın ama en iyisini yapın.
Bugün 1.67'lik dev adam Al Pacino. Ondan bahsettik. İnşallah bir dahaki programda acıların çocuğu, bana benzerliğiyle dünyada nam salmış Kenny Reeves'in bir hikayesini anlatacağız. Çok sevdiğim bir abimin böyle adamlığına, gönlüne, duruşuna, karakterinin altına hiç düşünmeden imza atacağım bir abimin bir sözünde söylediği gibi. Bundan sonra programları böyle güzel sözlerle kapatacağım inşallah. Böyle güzel bir şekilde devam edersek. Selamun aleyküm erenler. Erenlere gönül verenler. Hatta erenlere gönül verenleri sevenler. En azından erenlere gönül verenleri sevenleri üzmeyenler. Allah'a emanet. Ketebe'nin katkılarıyla hazırlanan Böyle Şeyler Filmlerde Olur sona erdi.